Rahim ağzı kanserinden bahsettiniz. Orada öncüsü lezyonlar denildi. Peki öncüsü lezyonlar nelerdir? Şimdi bize rahim ağzı kanseri, daha doğrusu kadının en fazla başvurma nedeni ilişkiden sonra kanamam oluyor ya da çok akıntım oluyordur. Biz bakarız, hiçbir sorun olmasa bile her kadından simir testi yaparız. Evet. Her kadından. İstisnasız cinsel birlikteliğiniz varsa en fazla 2-3 yıl sonra simir testine başlamanız gerekiyor. HPV virüsü, biraz önce bahsettiğim gibi rahim ağzı kanserine yol açar ama hemen HPV virüsü aldıktan sonra 1 sene sonra 2 sene sonra hemen kanser olmayız. Bunun bir süreci var. Hücreler yavaş yavaş değişmeye başlar. Özellikle HPV virüsü gençlerde çok yaygındır ama gençlerin vücudu çok güçlü olduğu için de çabuk tedavi, yani kendilerini çabuk toparlarlar ve virüsle başa çıkabilir vücutları, tamamen tedavi olabilirler. Ama bunları takip etmek gerekiyor. Tedavi olmazlarsa ve ilerlerse, bir takım tipleri var bunların, 16-18 gibi, işte 9-11 gibi ya da işte 52, yani çeşitli tipleri var. Bazıları kanser yapıyor, bazıları da duyuyorsunuzdur, bikini bölgesinde sihirler, makas Makatta Evet. sihirler yapıyor. Makatta sihirler yapanlar çok sevimsizdir. Çok, ya da bikini bölgesinde çok sevimsizdir ama genelde kansere neden olmazlar. Onları genelde yakarak tedavi ediyoruz. Ama rahim ağzındakiler, rahim ağzına yerleşenler kanser yapma olasılığı yüksek HPV tipleridir. Bazıları cin 1 diye hafif lezyonlar yapar. Bu cin 1'ler %80 kendiliğinden tedavi olabilirler. Cin 2, cin 3 diye bahsettiğimiz ileri değişiklikler %20 kansere dönebilir. Onlara mutlaka ciddi lip tedavisi yapma ya da rahim ağzını koni şeklinde almak şeklinde tedaviler. Hem tadı koyulurucu hem de tedavi edici özellikleri vardır. Çıkarıp patolojiye gönderiyoruz. Patolojide cerrahi sınırlarda lezyon var mı yok mu ona bakılıyor ve ne kadar ileri, kanser var mı yoksa öncü lezyonlar mı diye bakılıyor. Hem tedavilerini hem de tanılarını sağlamış oluyoruz böylece. Bu lezyonlar hiperplazi, displazi özellikle. Displazi dediğimiz lezyonlar çok önemli. Hafif, orta ve ileri derecede displaziler. İleri derecede displaziler %20 gibi çok yüksek bir oranda kansere dönebilirler. Çok ciddiye almak gerekir.